Arkadaşlar Motor TV Romanya'dan herkese selamlar. En son motorumuzun aküsü bitmişti ve yola çıkamamıştık ne yazık ki. Moraller çok bozulmuştu. Yepyeni bir motosikletin aküsü nasıl biter diye. Aslında bir önceki videoda hikayenin bir kısmı var. Bir önceki videoda arabadan bir takviye yapmayı denedik. Akümüzün yerini bulduk. Arabadan bir takviye yaptık. O sırada komşumuz da yardıma geldi. Orada bir bizi korkuttu biraz. Dedi ki işte arabanın amperi büyük vermeyin falan filan, direkt böyle bir şeyler dedi. Biz artık yapacak bir şey yok dedik. Arabadan takviye aldık. Motosikletimizi çalıştırmayı başardık. Ama şöyle bir şey oldu. Akü başlarına kablolarımızı bağlamıştık. Arabayı da çalıştırdık. Ama daha sonra motorumuzu da çalıştırdık. Motor da çalıştı. Ama daha sonra kutup başının bir tanesini söktüğümüz zaman kabloyu, motor istop etmişti. Ben de hemen tabii şüphelendim. Acaba alternatörde mi bir şey var? Acaba şarj etmiyor mu diye. Belki de biraz daha fazla bekleseydik o pozisyonda akü kendini şarj edecekti. Oradan çok emin değilim açıkçası. Ama biz hemen servisi aradık. Servisin ilk dediği şey şu oldu. Dedi ki selenizi açık unutmuşsunuz dedi. Ve şuradaki ışık yanık kaldığı için aküyü bitirmiş dedi. Ben dedim ki ben seleyi her zaman kapatırım. Seleyi hiçbir zaman açık unutmam ben yani. Seleyi kapatıyoruz. Ama şöyle bir püf noktası varmış burada. Yani bu insanların çok fazla başına geldiği için, onlar da tecrübeliler tabii. Şimdi sizlerin de başına gelmesi açısından biz bunun içini full doldurmuştuk. İçinde bayağı bir şey vardı. Bu tam kapansa bile, kilitlense bile hafif şöyle yukarıya doğru içindekiler baskı yapıyor. O hafif baskıda bile ışık tekrar yanıyormuş. Tabii biz bunu böyle bir tecrübeyle anlamış olduk. Deneme yaptım tabii. Hemen servis dedikten sonra evet adamlar haklılar. Ama sadece servis bu konuda haklıydı. Evet, ama servis sadece bana hemen yeni bir akü satmaya çalıştı. 288 lira dedi aküye. Gelin hemen dedi, yeni akü verelim dedi. Tabii ben bu yepyeni motosiklet, aküsü de yepyeni değil mi bunun? Yani bir kere bunun aküsü bitti diye tekrar şarj olmaz mı bu motosikletin aküsü diye sorduğum zaman da dediler ki evet, aslında akünüzü buraya getirirseniz biz aküyü şarj ederiz dediler. Yeni aküye de 288 lira vermekten böylelikle kurtulmuş olduk. Eğer sizlerin de başına böyle bir şey geliyorsa, eğer scooter kullanıyorsanız aklınızda bulunsun. Sele altında bir lambanız varsa sele altında lambayı eğer içini yüklü bırakıyorsanız böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için sel altındaki lambayı sökün derim. Ben sökmeyeceğim çünkü kullanışlı oluyor aslında. Akşamları özellikle sel altındaki lamba kullanışlı oluyor. O yüzden içinde bir şey olmadığına, onu yukarıya doğru, seleyi yukarıya doğru ittirmediğine emin olarak kapatarak yolumuza bundan sonra devam edeceğiz. Akümüzü de şarj ettik. Aküyü şarj etmek için herhangi bir para, ücret almadılar servis. Onu da şarj ettik. Tekrardan geldik, taktık ve motorumuz çalışıyor. Herkese iyi sürüşler diliyorum. Kazasız, belasız. Akünüz bitmeden her zaman ileriye iyi sürüşler. Takipte kalın. Hoşça kalın.